rakibi kovalayacağı çok pozisyon olur ama gol pozisyonunda kanat oyuncusu gibi davranırsa sonucu değiştirecek birkaç tane pozisyon yakalar. Ee, bu da öyle bir oyuncu genç. Bir oyuncu. de şu var, Beşiktaş'ta bir stres vardı. Stres havası vardı. Hatta kas ağrıları son dönemlerde işte en son Atiba'nın kas ağrı, ben ona da bağlıyorum. Aşırı stres ve yük binmişti oyunculara. O yük ve stresi bugün bitirdiler. 3 puandan daha ötesi oldu bu maç. Yani hem e, rakiplere oynadığı futbolla hani bak Beşiktaş düşüşte, kötü gidiyorlar, sakatları var, takılacaklar derken o beklentileri boşa çıkardılar. Diğer taraftan da takım üzerindeki o liderlik stresi baskı oluşturmaya başlamıştı. Geriden de Fenerbahçe iyi geldiği için e, takılma üst üste takılınca acabalar artmıştı. İşte Atiba bile geçen maç çıkıp istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Beşiktaş gibi oynamıyor oynayamıyoruz demeye başlamıştı. Bitti yani o e, buhranlı dönemi çok çabuk atlattılar. Burada işte dediğim gibi hem Sergen Hoca'nın hem de e, Başkan'ın ılımlı konuşmaları ve e, takıma yürek veren net konuşmaları çok önemli. Yani tam zamanında söyledi Sergen Hoca biz şampiyon olacağız. Biz Bence bu yola Sergen baş koyduk. Yolu... Bugün de e, Turgay abi e, hakeme e, konuşurken, hakem üzerinden konuşurken yine e, belki biraz Kantar'ın topuzu kaçmış olabilir. Tamam 3-1 kazandın evet doğru kırmızı kart penaltı. Pedro Henrique bence de atılmalıydı. Atılmalıydı. Oyunda kaldı. Doğru. Ee, orada hakemin Hatta hataları var, var ama. Hatta 2 da bir oyuncu atılırdı. E, yani çok sert bir şey Yani bilemiyorum. Ya. Hani ters teper mi bir yerde bugün kazanmışsın. Keşke o hakem eleştirisini saklasaydın ama cebinde. Ama arkadaşlar Terim de yaptı. Evet o da Terim yaptı. Terim ve Tergen... Yaptı. Hoca bu konuda hiç es geçmiyorlar ya. Yani. Demek ki e, o da böyle, yaptı. E, böyle olması gerekiyor. O da işte Padoski niye atılmadı bilmem ben mi? özellikle dinledim ha o, orada Padoski niye atılmadı falan. Ya, kazanmışsın tamam atılmamış. Gör o kadar ya rakipten oyuncu atılmayışını eleştiren hoca hiç sevmiyorum. Sen bir söyle. Niye? Hakem hatasında senin kolunu kanadını kıran senden oyuncu atandır. Doğru. Sen hesabını ya şöyle diyemezsin. Rakipten oyuncu atılmayınca hesabımız bozuldu diyemezsin. Sen rakipten oyuncu atılacak hesap yapamazsın çünkü. Evet, Aynen. Öyle bir hesap olmaz. O senin avantajını belki azaltır ama senin kolunu kanadını kırmaz. Sen 11-11 kazanacağım diye çıkmışsın. Ya rakipten atılmayanın bu kadar üzerine gitmemek lazım. Sergen Hoca'ya Fatih Hoca'ya söylüyorum. Rakipten atılma. Penaltıyı konuş. Sana verilen penaltı bence ağır bir penaltı. Tartışmasız bence ben, penaltı değil bence. Verilen penaltı. Ee, verilmeyen penaltı ona göre 100 kere penaltı. Enkudu'nun pozisyonu. Evet. 100 kere penaltı. Dolayısıyla e, hakem orada dengeledi mi dersin, orada kaçırdı, burada verdi mi dersin aynı hikaye. Ama onun üzerinden yine bakıyorum yine var tartışmaları ben ne kadar söylesem anlatamayacağız. Hakem pozisyonu doğru tanım, tanımlarsa var karışamaz. Evet. Yani hakem diyorsa ki ben Adem Layık'a e, e, yapılan teması gördüm ve bu temas penaltı için yeterli diyorsa var şunu diyemez. Hocam gel bir bak. Temas yoksa diyebilir. Hocam temas yok gel Güneş diyebilir. Cüneyt Çakır da penaltıyı verirken bu arada Konuştular. çok böyle kararlı bir şekilde vermedi o penaltıyı. Konuştular sen. evet. Gitmedi ben, de. Yavrumcu hakeme baktı. Böyle bir durağın bir tavır. Elinde imkanı olsaydı şöyle şöyle bir karar verirdi. Öyle bir karar verme şansı olsaydı. Ben düdüğü çalayım. Var incelesin sonra bakalım diye. Evet. Ee, öyle bir bekledi. Bir de öyle Kayseri bir Sporlu oyuncular itiraz ettiğinde kulaklıkla konuştum dedi verdikten sonra. Konuştum penaltı. dedi. Evet. evet. Ama şey, hani, emin olmadıkları varla. pozisyonlarda hakemlerin oyunu devam ettirmeleri Kesinlikle. her zaman bu sistemin varlığı İkinci için, için sağladığı bir şey. İkinci pozisyon için de söylüyorum. İkinci pozisyon için Enkudu'nun pozisyonu, net penaltı vermedi. Var niye karışma Karışmaz arkadaşlar. Var sordu, dedi ki cüneyt Hoca Enkudu'nun pozisyonunda işte rakibin darbesi var, adamı düşürdü. Gördüm benim için yeterli değil, dedi mi var git bak diyemez. Evet. Gördüm diyor adam çünkü. Evet. Çünkü maçı alaşonlarla maçı yöneten hakemdir. Bu kadar basit. Galatasaray'a geçeceğiz. Sarı Kırmızılar Antalya Spor deplasmanındaydı. Mustafa Muhammed'in kaydettiği golle kazandı. Galatasaray son haftalarda en çok pozisyon ürettiği maçlardan birini oynadı Fatih Terim'in öğrencileri. E belki skor zor bir maç e, izlenimi yaratıyor olabilir. Ama açıkçası bir şekilde Galatasaray'ın kazanacağını hissettirdiği bir mücadeleydi Zeki Uzundurkam. Evet. Tek golle galibiyet geldi nasıl buldunuz sarı kırmızıları? Ya pozisyon olarak e, ilk yarıda o kadar çok pozisyon e, yakaladılar ki direkten dönen toplar. Yani Trabzonspor maçından sonra Fatih Terim belli ki takımı bir haşlamış. Adeta haşlamış diyeyim hatta. Çok kızgındı çünkü. Orada maçtan sonra ile Arda, Arda Turan'la takım kaptanıyla e, sohbet etmesi işte buzdolabı eee üzerine oturması o suların bulunduğu buzdolabının üstü. Soğutucunun. E burada oturuyor oturma. ama. Son dönemlerde öyle yapıyor. Evet ee, Alaska Firgo. Belli ki, Eski şey Belli ki ya. takımı da Antalya'ya bir gün öncesinden kampa götürmesi, hep e, olumlu şekilde geri dönüş olarak e, Galatasaray'ın hanesine yazıldı. Ya yani Galatasaray bugün e, tekrar şampiyonluğa dört elle hani geç gibi görünüyor ama şampiyonluğa dört elle sarıldığını e, hissettim e, pozisyonlarda. Takımın böyle ateşli futbol, tahrip gücü yüksek bir futbol vardı. Ne olursa olsun Antalya Spor. Hani 4-3-1 Fatih Hoca'nın dediği gibi 4 diyorum pardon 6-3-1 6 savunmacı ile ki 10 kişi kaldıktan sonra zaten onu acayip yaptılar ama Galatasaray işte Mustafa 22 şutu var Galatasaray'ın toplu oynama oranları da %74'e 26, aynen. 8 şut isabetli. 30 gol girişimine 3 ceza sahası girişimi var Antalya Spor'un istatistiklerde onu görmüştüm. Yani Galatasaray'da hani 5 maç kala bir anda demek ki Fatih Hoca Antalya'da şunu söylemiş. Biz finallerin takımıyız. Daha alınacak çok puan var. Öndekiler kaybedeceğiz. Biz 5'te 5 beş yapalım. Aynı ya da 6'ta 6 yapalım. Ve sonucuna bakarız demiş. Takım yürekli futbol oynadı. Herkes varını yoğun ortaya koydu. Önce söyleyeyim. Yani Bazı oyuncular mesela Fegül'ünün, Babel'in bazı maçlarda böyle e, ee, silik futbolu hani başkan ona tahammül edemiyorum dedi ya bu 3 milyon 3,5 milyon euro alan oyuncuların bu kadar kötü oynamaya her maç kötü oynamaya 2-3 sezon boyu atıyorum 40 mı bu 40 maçlık maratonda bir 5 maç 6 maç oyuncu kötü oynayabilir ama geri kalan maçlarda o paranın hakkını verecek futbol oynamalı yani ismine yakışır futbol bugün Galatasaray'da onu gördük hücum hattı çok iyi çalıştı Mustafa Muhammed Tabinesi son derece Doğru bir hamleydi. O kalabalık savunma arasında, o karambol anında ceza sahası içindeki e, vuruş kalitesi de çok iyiydi. E, Arda Turan da tabii orada a, akıl olarak, üst akıl olarak sahaya girmesi önemliydi. O da e, sahaya bir enerji kattı. Yani ben Galatasaray'da bugün hani şu oyuncu kötü oynadı diyemem. E, Emrak Babala ve Emre Kılınç'ın çıkarılıp, Kemre'nin çıkarılıp Arda ve e, Mustafa Muhammed hamlesi e, takımı ateşledi. Orada Fatih Terim bu maçı kazandı. Aslında e, oyun bu şekilde direkten dönüyor toplar. Top bizi sevmediye doğru gidiyordu. Ben izlerken dedim hatta Galatasaray'ı top sevmiyor. Bu kadar pozisyona giriyor. Bofini geçemiyor. Kaleci de çok iyiydi bu arada. Antalya Spor Kalecisi'ni de tebrik evet, etmek çok lazım. Iyi kurtarışlar İnanılmaz vardı kurtarışlar Bofen. yaptı. Yani <laughs> e, Ersun Yanal sonuçta şunu yapmış Turgay abi. Vardı, o, tamamen e, takımı finale e, Odaklamış. Finale saklıyor. Yani ben bu kupayı alacağım diye e, oraya saklıyor. Haftalardır böyle bir düşüş var takımda ama çok da eksiği vardı. Ona rağmen ben finalde Beşiktaş'ın işinin de kolay olacağını düşünmüyorum. Yok, yani. Çatır tek çatır maç, da, maç Tek maçlarda her takım çok iyi emotif evet. olur. Tarih yazmak her zaman büyük bir fırsattır. Evet. Ben kupada e, şu anda da o günde yüzde elli yüzde elli derim. E, artı şampiyon olmuş bir Beşiktaş'ın. Evet. O, e, tabii. Motivasyon. o yaşayacağı deşarj olma durumundan sonra da şans azalıyor bir kupa. E, ortada kupa için hiçbir zaman şunu diyemezsin yani bu kesin kazanır diyemezsin. Evet. E, öyle bir durum yok kupa tek maç. Evet. Herkes herkes yeni bir tek maç. Yani, Eylül turuna evet. denk gelir. Aynı. Doğru. Senin üç tane oyuncunun o gün çok kötüdür. Onun Tabii, sakat oyuncuların durumu da önemli. Evet. Tabii. Mesela Antalya